Ha. Peki o Tolga denilen herif tek başına mı yapmış her şeyi? Yani yardım eden falan olmamış mı? Bilmiyorum. Tek başıma planladım her şeyi demiş. Ama doğrusunu istersen bana pek inandırıcı gelmedi. Zaten olsaydı kokusu çıkardı hemen. Namussuz alçak arkadaşım olacak bir de. Sen de arkadaşlarını daha dikkatli seç bundan sonra. Evet, kesinlikle. Her kim olursa olsun gidip ellerimle vereceğim cezalarını. Aslında işin içinde Tolga'dan başkalarının da olduğunu ima eden biri var. Kim? Genco. Senin de bu işte parmağın olduğunu söyledi. Ben mi? Yani inanmıyorum bunu söylediğine. Boş ver. Hangi aklı başında insan inanır ki buna? İnanan inanır. Çamur at izi kalsın. Oğlum, o yüzden çevrendekileri dikkatli seç diyorum ya. Neyse. Yarın Necati amca basın toplantısı yapacak. Sen de orada ol. Selin'e destek olursun. Hı hı. Seve seve. Ama Necati amca da bu söylentilere inanıyorsa... Saçmalama. Genco'nun sözlerine mi inanacak? Ha. Bu arada Çinlilerle toplantı nasıl geçti? O işi merak etme sen. Güven biraz arkadaşına. Hadi bakalım. Cüneyt. O Tolga denen çocuk, yani bu işi yapan senin arkadaşın mıydı? Yapma Pınar. Lafı nereye getireceğini tahmin edebiliyorum. Ama ben yeterince mahcubum zaten. Arkadaş denemez öylesine. Tanıdık işte. Keşke çiçeğimi hiç tanımadığım insanların yanına götürmeseydim. Allah benim belamı versin. Şşt, Cüneyt lütfen. Kimse seni suçlamıyor. Kameralar artık her yerde. İnsan en yakınlarından bile kazık yiyor kimi zaman. Peki Selin'in oraya gideceğini nereden biliyorlarmış? Yani o düzeneyi falan nasıl kurdular? Selin milletvekili kızı olduğunu ağzından kaçırdı bir ara. Sanırım o da çekelim belki işimize yarar diye düşündü. Milletvekili kızıyım mı dedim ben? Dedin ya hayatım. Hatırlamıyor musun? Bilmem. Ya o güne dair hiçbir şey hatırlamak istemiyorum artık. Silip temizlemek istiyorum beynimin içini. Sonra da o otoparkçı tipler gelip almışlar CD'yi. Üy, bir de getirip bana verdi utanmadan. Ya elinde görüntü CD'sinin olduğunu söyleyip birlikte kahve içmeye zorladı beni. Bir dakika ya. Sana verdiği CD'yi ne yaptın peki? Yani başkalarının eline geçebilecek bir yere falan attıysan bulmuşlardır. Cüneyt alıp kırdı onu. Kimse kullanmasın diye. Peki Selin o halde... Hele şükür gittiler. Güzel. Artık okula gidebiliriz öyleyse değil mi? Dur bakalım Pınar. Sen ve Derin gidebilirsiniz. Selin otursun oturduğu yerde. Necati amca, eğer Selin okula gitmezse bugün yaptıklarınız hiçbir işe yaramaz. Hem insanlar ne düşünür sonra? Babacığım, okulda herkes Selin'in tarafında. Ya çekinecek bir şey yok yani. Ben de artık Selin'i bir dakika yalnız bırakmayacağım efendim. Bana güvenebilirsiniz. İki dakika bekleyin. Dur. Tamam ayrılın, ayrılın. Ya kardeşim cüzdanımızı çaldı ya. Hala masum numarasını yapıyor. Gel buraya. İyi ki geldin oğlum ya. Herkes sattı beni. Ağzım dilim kurudu içeride. Kes. Doğruyu söyle bana. Adımı verdin mi? Vermedim. Kimsenin adını vermedim. Ama ben yanarsam seni de yakarım haberin olsun. Bak Dolgacığım. Susup oturursan en fazla bir yıl yersin. İçeride de sana çiçek gibi bakarım. Yok ötmeden duramam diyorsan o hapishaneye girişin olur ama çıkışın olmaz. Şiş kebap olabilirsin. Patlıcanı biberi de ben takarım. Ne oluyor burada? Hasan getir şunu içeriye hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.